Nejat. Abi araba bozuldu. Ailene çok özür dilediğimi söyle. Usta bekliyor. Ben buradan direkt şirkete giderim. Serkan Bey çok geçmiş olsun. Veysel Usta ile tanıştırayım sizi. Kendisi biraz suratsızdır ama işini gerçekten çok iyi yapar, emin olun. Memnun oldum Veysel Usta. Neyse aldı işte. Anahtar üstünde mi? Evet. Tamam, o zaman biz binip gidelim. O bize haber verir bittiğini. Emin misin? Ay çok eminim, bana güvenin. İyi hadi. Ustacığım sen bizi ararsın. Yalnız kapıyı kapatmadan önce kemeri takıyoruz. Öyle oluyor bizim burada. Tamam. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim Burcu. Sabah şirkete gelmeyeceğim demiştiniz. Öyleydi, o yüzden aradım akşam seni. Ailen çocuklara Afrika anılarını anlatacaktı. Biz de yanında olacaktık ama olmadı işte. Ay tüh, artık başka zaman dinlersiniz. Ama böylece Titrek'le tanışmış oldunuz. Titrek mi ya? Titrek, oğluşumun adı Titrek Titrekçim Serkan Bey. Bir maşallahınızı alırım, baltayı açarım söz konusunda. Maşallah oğluna. Pek yakışıklıymış oğlun. Titrek ha? Yaşını da hiç göstermiyor. Göstermez benim oğlum. Bir babası var mı yoksa yalnız mı büyütüyorsun oğlunu? Yani var da biraz uzaklarda. Ama idare ediyoruz işte. Mesafeli ilişki. En sevdiğim. Anlamadım. Yani imanınızı anlamadım. Sağlıklı, daha sağlıklı manasında mı söylediniz yoksa daha mı rahat ediyorsunuz bir erkek birey olarak? Kendisi nerede şu anda, ona göre vereyim bunun cevabını. Antalya'da. Uzaktan bir ilişki için biraz fazla güneyde değil mi? Belki de herkes sizin gibi düşünmüyordur Serkan Bey. Ben nasıl düşünüyormuşum? Ne bileyim, günde 10 kadına çiçek gönderdiğiniz için. Yani asistanınızım ya, oradan biliyorum tabii. Ha, ama hepsi de birbirinden özel kadınlar. Ha, birbirlerinden haberleri var mı peki bu özel kadınların? Bir düşüneyim, yok. O yüzden de çok iyi bir asistana ihtiyacım var. Önce emniyet Burcu Hanım. Ay iyi ki emniyet kemerinizi taktınız da Allah'tan bir şey olmadı. Dediniz de çünkü önce emniyet diye. Neyse ben sizi burada bırakayım, otoparka ineceğim. Tamam, yukarıda görüşürüz. Görüşürüz. Yani toplantı sonrası mutlaka arayacağını söyle, bekleyeceğiz. Ay, triplere, tavırlara bak ya. Allah Allah. Hayır, ben dün girdiğim yere bugün niye giremiyorum? Ayıptır ya. Olur mu öyle şey? Kusura bakmayın beyefendi. Yardımcı olamayacağım size. Nezat Bey'i arar mısınız lütfen? İş yapıyoruz kendisiyle biz. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bir sorun mu var? Evet beyefendi, var. Nezat Bey'le görüşmem lazım. Beyefendi müsaade etmiyor. Tamam, ben hallederim. Peki efendim. Konu neydi? Efendim teşekkürler öncelikle. Konu bizim kahvehanemiz. Ben size şöyle resimlerin takdim edeyim. Kahvemizin güzelliği ortaya çıksın diye böyle biraz şekilli çektim. Bu bizim çekim yapmayı düşündüğümüz kahve değil mi ya? Evet efendim, bu sizin çekim yapmayı düşündüğünüz kahve. Ama ben bu arkadaşlara anlatamıyorum ki. Yalnız biz orada bir sorun var sanıyorduk. Vardı da çözüldü, hallettik onu biz. Şu an hiç sorun yok. 7-24 açık kahve yani. Hani gelin isterseniz belgesel çekin. Sorun yok, sıfır sorun. Anladım ama bu benim böyle tek başıma verebileceğim bir karar değil. Ben sizi daha sonra arayayım. Kartınız var mı? Ha, yanımda kartım yok da bir kağıt falan versene. Ben senin numaramı yazayım, olur mu? Ben size şöyle numaramı vereyim. Teşekkür ederim. Ben sizi arayacağım. Ben teşekkür ederim. Bu kadar bekledik. Bir gün daha bekleriz değil mi? Ne haber?